إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار محترم مسلمانlar Allah Teala mehlukatı yaradı ve hakkı da gösterip batılı da gösterip inne hedeynahu sebile imme şakiran ve imme kefura Allah Teala buyurur biz insana doğru yolu gösterdi o ya şükredendi ya da nankördü doğru yol Allah Teala'nın öz kullarına olan bir emridir ve bunu onlardan talep edeyim ve talep edildiği budur kullarından Allah Teala buyurur فَاسْتَقِيمُوا اِلَيْهِ Allah'a taraf doğru yol tutun وَاسْتَغْفِرُوهُ ve ondan bağışlanma dileyin ve doğru yol insanın Allah'a taraf giden Allah'ın razılığını aparan bir yoldur hansı ki Allah Teala buyurur ki kim o yoldan mühkem yapışsa Allah'ın yolundan Kur'an'dan sünnetten mühkem yapışsa o artık doğru yolda olar Allah Teala buyurur. Ve men ya'tasim billah fekad hudiya ila siratin mustakim. Kim Allah'tan yapışsa artık doğru yolda olar. Ve hemçinin Ebu Bakır İbn Abdullah es-Sicistani, Ebu Bakır İbn Ebi Davud es-Sicistani rahimehullah nezm eliyip beyitler yazır. Ve öz beytinde okuyucuya nasihat eliyip ve rahimahullah buyurur ki temessek bi hablillahi ve tebi'il huda ve la teku bidi'iyyen la'alleke tuflihu Allah'ın ipinden Allah'ın kitabından mühkem yapış ve la teku bidi'iyyen la'alleke tuflihu ve bidatçı olma Allah'ın dininde yeni yiyen birisi olma la'alleke tuflihu olabilsin ki nizat taparsan olabilsin ki kurtularsan ve hemçinin bu onu gösterir ki insanın doğru yolda olması onun ferahlenmesi heddini aşması onu özünden görmesi olmaz ve şeyh buyurur ki olabilsin ki nizat taparsan ve sabit kalmak doğru yol üzerinde olmak Allah Teala'nın insana olan en büyük nimetlerden biridir neyse ki bütün nimetler Allah'tandır Allah Teala buyurur ve mâ bikum min nimetin fe min Allah sizde olan her bir nimet Allah'tandır ve en büyük nimet din nimeti sabitçiliği nimeti İslam İslam'ın içinde sünne ve selefiliği nimeti bizden evvelkilerin yolun gelmeyi nimeti Allah Teala bunu müvaffak edipse insan gereği bunu korusun bunun üzerinde sabit olsun ve Allah'tan istesin ki Allah Teala onu şere çağıran şer ehlinden korusun Allah Teala ayette buyurur ki ve enne hâzâ sırâti müstakîmen fettebi'ûhû ve lâ tettebi'û s-subule fetteferrâgâ bikum an sebîli de ki bu en doğru yolumdur fettebi'ûhû ona tabi olun ve başka yollara tabi olmayın yoksa benim yolumdan sizi ayırar Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem bir tane düz xet çekir ve deyir ki bu Allah'ın yoludur ve sağından solundan xətlər çəkir ve deyir ki bu yolların her birinin başında şeytan durur
ora çağırır. Və sonra bu ayəni oxuyur Peyğəmbər sallallahu aleyhi ve sellem. De ki, bu mənim doğru yolumdur, düz yol. Və ona tabi olun. Və ondan başqa yollara tabi olmayın. Ne için Allah Teala buyurur? فَتَفَرَّقَ بِكُمْ عَنْ سَب۪يلِ. Çünkü o yollar sizi benim yolumdan ayırar. Her birinin başında şeytan var. Kim Allah Teala'nın doğru yolunda gelmirse, şeytanın davet elediği yoldadır. Ve bu da kusurandır. Ve bu da onun için zarardır dünya ve ahirette. Hansı ki Allah Teala فَاِنَّا يَأْتِيَنَّكُمْ مِنِّي هُدًا. Eğer menden size doğru yol gelende, size doğru yol gösterici gelende, فَمَنْ اِتَّبَعَ. Kim benim doğru yol gösterenimin arkasıyla giderse, فَلَا يَضِلُّ وَلَا يَشْقَى. O ne azmaz, dünyada azmaz, ahirette de bedbeht olmaz. Ve bu onu gösterir, kim Allah Teala'nın yolunda olsa, o dünyada doğru yol üzerinde sabit verir, Allah Teala sabit edecek ve ahirette de bedbeht olanlardan olmayacak. Hası ki o gün, o gün iki deste insan olacak. Feriqun fil cenneti ve feriqun fil sa'ir. Allah Teala buyurur, o gün iki deste insan olacak. Bir deste cehennemli, bir deste cennetli. Ve sen bakmalısan hansı desteden olacaksan. Dünyada ve ahirette, dünyada doğru yolda, doğru yolda olanların yolundasan yoksa yok. Ahirette cennete gidenlerle bir yerde olacaksan yoksa yok. Ve Müslümanı bu düşündürmelidir. Müslümanın bütün himmesi, düşüncesi, kesti gayesi bu olmalıdır. Doğru yol üzerinde sabit olmak ve bunun üzerinde ölmek. Allah Teala, ya eyyühellezine amen ittequllâhe hakka tukati. Ey iman getirenler, Allah'tan hak takvasıyla korkun. Ve la temutunne illa ve entum muslimun. Ve yalnız Müslüman kimi ölün. Nesiyet edeyim. Emin edeyim Allah subhanahu ta'ala. Ve ilim ehli buyurur ki, Müslüman kimi ölmek, Müslüman kimi yaşamak, Müslüman kimi ölmek, insanın özelliğinde olan bir şey değil. Şeyh Rabi Allah'a onu korusun. Müslüman kimi ölmek insanın özelliğinde olan bir şey değildir. İnsanın üzerine düşen bazı sebeplerdir. Yapışmak kitaptan, sünnetten, hak ehlinden, hak yolda olanlardan, ilim ehlinden. Ve sabit kalmak için ilim ehli üç tane sebep qeyd edirlər. Birinci, insanın Allah Teala çoxlu dua eləməsi, istəməsi Allah'tan. Hansı ki Allah Teala özü öyrədir. Necə Allah Teala'dan istəmək lazımdır? Rabbena la tuzigh qulubana ba'de id hadaytana. Ey Rabbimiz, bizi doğru yola yönelttikten sonra kalbimizi saftırma. Ve hab lana min ladunka rahme. Ve özünden bize bir rahmet nasip eyle. İnneke entel vahhab. Çünkü sen bahşeleyensen, verensen. Allah'tan istemek, dua etmek. Çünkü ömür bir defa verilir. Hiç kese ikinci şans vermeyecek Allah Teala. Doğru yolda olduysa oldun. Olmadınsa gittin, azdın. Ve zelalet ehliyle bir yerde oldun. Hansı ki yolların en hayırlısı. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem'in yoludur. Necə ki hutbenin evvelinde qeyd olundu. Ve hayrel hedi hedi Muhammedin sallallahu aleyhi ve sellem. Yolların en hayırlısı Muhammedin sallallahu aleyhi ve sellem'in yoludur. Ve kim bu yolda olsa dünyada ve ahirette nicat tapacak. Hemçin ilmi ehli ikinci sebep qeyd edilir. Allah'la sadık olma. Cizdinde ve aşkarda İbn-i Teymiye rahimahullah buyurur ki, men sadakallah, kim Allah'la sadık olarsa sadakahullah, Allah da ondan sadık olar. Cizinde bir sifette, aşkarda bir sifette bu münafıkların vesfidir. Böyle insan sabit kalmayacak. Sabit o kestirdi ki cizinde ve aşkarda Allah'la eynidirler. Halları değişmez. Ela ya'lemu men halaka ve huvel latiful habir. Yaradan, lütfkar olduğu halde yarattığını bilmiyor. Elem ya'lem bi enne Allah'a yara. Meğer bilmir mi ki Allah onu görür? Allah görür.
يَعْلَمُ خَائِنَةَ الْاَعْيُنْ وَمَا تُخْفِ السُّدُورْ Allah Teala gözlerin hain bakışını, kökislerin sakladığını bilendir. İnsanlardan gizlesen Allah Teala çıkartacak. İbn-i Qeyyim rahimahullah güzel söz deyir. İnsanın dili kaşık, kalbi kazandı. İster gizlinde ister aşkarda Allah Teala çıkartacak. Ona insan Allah'la sadık olsa Allah Teala her bir alanda sabit edecek ve müvaffakiyet verecek. Ve sonra ilim ehli buyurur. Üçüncü sebep kimi? İnsanın ilim öğrenmesi, ilmini artırması, Rabbini tanıması, onun güzel isim ve sıfetlerinden malumatlı olması, bilmesi ki Allah bilendi, Allah eşidendi, Allah görendi, Allah haberdardı. Ve insan Allah Teala bu sıfetlerin öğrense, malumatlı olsa, bu en büyük sebebdir sabit kalmak için. Ve ilim öğrenmek Allah Teala'nın emridir. Her bir Müslümana bacardığı kadar fettekullaha mestetehtum. Allah Teala buyuruyor, Allah'tan bacardığımız kadar korkun. Ne kadar bacarırsınsa, ne kadar bacarırsansa öğrenmelisin dinini. Olabilir men sen alim olmalı. Ama dinimizden malumatlı bir Müslüman olmalıyız. Fe'lem ennehu la ilahe illallah فَاسْتَغْفِرْ لِذَنْبِكَ Allah Teala emrediyor. Öğren. Bil. Sonra günahlarından bağışlanma dile. Bilmesen emel de diye bilmeyeceksin. Gerek bilesen. Tevhidi bilesen. Eksi şirki bilesen. Sünneni bilesen. Eksi olan bidatı bilesen. Hak ehlin bilesen. Ve batıl ehlin bilesen. Sen bilmesen hak ehli kimdi? Batıla düşeceksen. Sen bilmesen selamet insanlar kimdi? Selamet olmayanlara koşulacaksan. Ona göre bu üç mesele mühim değil mi? Hele buyuruyor ki insan sabit kalmasın. Bu üç mesele mühimdir. Hemçinin sabit kalmak. İbn-i Qeyyim rahimahullah buyurur ki Kun fil canibin lezi fihi Allahu ve Resulü Bazı insanlar çokluğla veyahut da bazı dünyalı meselelerle götürürler. Falan tarafta falan şey var. Falan tarafta idmançılardır. Falan tarafta ilim ehli çoktur. İbn-i Qeyyim rahimahullah güzel söz diyor. Kun fil canibin lezi fihi Allahu ve Resulü. Sen o yerde ol ki orada Allah ve Resulü var. Ve in kânen nesu fil canibil ahar. İnsanlar hamsı başka tarafta olsa da senden talep olmanın hak ehlin yanında olmaktır. Allah ve Resulü harbadı sen orada ol. Yani hak ehlin yanında insanların hamsı ekşi tarafta olsa da ve hemçinin fitneler çoktu azdıran sebepler Allah olan yolundan azdıran sebepler hansı ki insanı gece gündüz doğru yoldan azdırmak isteyip şehvetlere haram olan şehvetlere meylelettirir. Yani ki Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem buyurdu. Eğri yolların her birinin başında şeytan oturup ora çağırır. İnsanları davet edir. Davet edir. Rehbere karşı çıkmaya, mitinglere, zinaya, oğurluğa, faize, behtana, haram olan şehvetlere. Ama Allah Teala Vallahu yuridu en yetuba aleykum. Allah sizin tövbelerinizi kabul etmez. Vallahu yed'u ila daris selam. Allah sizin tövbelerinizi kabul etmez. Allah sizi selamatlık diyarına davet ediyor. Ama şeytan ve yuridu ellezine yettebiuna şehavat en temilu meylen azime. Ama Allah'tan gayrileri sizi şehvetlere uyanlar haramlara haktan meyletmeye batile davet edilir. Ama Allah tövbeleri kabul edemez. Vallahu yuridu bikumul yusur. Allah size asanlığı isteyir. Ve la yuridu bikumul usur. Allah size çetinliği istemir. Hemçin Allah da o başka bir ayda buyurur. Ve yuhazzirukumullahu nefse. Allah sizi öz nefsinden çekindirir.
Hemçinin şeytan insanı zelalete, azgınlığa davet edilir. Hiç vaxt görmezsen ki salih emellere çağırsın, salih emellere davet edilsin. Yalnız zelalete, yalnız adalete, düşmançiliğe. Allah Teala buyuruyor ennehu qama abdullahi yed'uhu kadu yakununa aleyhi libada. Allah'ın kulu kalkıp Allah'a ibadet etmek isteyende şeytanlar onun etrafında birbirine girip çeper yaradırlar. Allah'a ibadet edemezsin. Ama Allah'tan başka her şeye davet ediyor. Her şeye çağırıyor. Ve bunlar hamsı azdıran sebeplerdir. Hemsinin sabitçiliği hiç kes özünden görmemeli. Bilmek lazım ki bütün müvaffakiyet Allah'tandır. Allah Teala öz peygamberi Muhammed sallallahu aleyhi ve selleme ve levle ensebbetinek, eğer biz seni sabit etmeseydik lekad kitte terkenu ileyhim şeyen kalile, az da olsa onları meyleliyerdin. Öz peygamberi Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem'e bir Allah Teala. Ve bizim halımız nece olsun? Bütün nimetleri nasip eden Allah Teala'dır. O cümleden en büyük nimet sabitçiliği. Sonra Allah Teala buyurur: İzen le ezeknake dı'fel hayat ve dı'fel memat ve len tecide leke aleyna nasira. Eğer sen onlara batıl ehline, şer ehline, zelalet ehline az da olsa meyletseydin, biz sana iki kat azap dattırardık. Dünyanın ve ahiretin azabını. Sonra sen bize karşı hiçbir kömeğe çıtafa bilmezdin. Allah Teala peygamber ne diyor? Ve biz özümüze kayda. Ne kadar büyük bir nimetti sabitçilik. Ve Müslümandan talep olman en azametli emri de Allah Teala. Festeqimu. Allah Teala emrediyor. Doğru yolda olun. Başka bir ayda Allah Teala peygamberine festeqim. Doğru yolda ol. Kemâ umirt. Ve men tâbe mâk. Sen ve seninle birlikte olanlara nece size emir olunursa o tür doğru yolda ol. Ve lâ terkenu ilellezîne zalemû. Sonra Allah Teala gösteriyor. Ve lâ terkenu ilellezîne zalemû. Zalimlere meyletmeyin. Ve ilim ehli buyurur ki yani bidatçilere, azgınlara, zelalet ehline meyletmeyin. فَتَمَسَّكُمُنْ نَارِ. Yoksa size ot dokunar. Allah Teala cezasını da gösterir. Yoksa size ot dokunar diyor Allah Teala. Allah Teala rahmetin gösterir. Hakkı öğretir. Ve rahmetinden de batili de gösterir. Hakka geçsen ne olacak? Batile geçsen ne olacak? Ve hemçin insanı azdıran sebeplerden insanın malı, devleti, malı, mülkü, ailesi, evladı çok insanları Allah'a ibadetten yayındırır. Allah'ın ona verdiği nimet yadından çıkır, kim verir ona? Kim nesi verir ona? Onu veren unudur. Terk eliyir mescidi, terk eliyir cemaati. Hansı ki fitneler dövründe sabit kalması için en büyük sebeplerdendir. Allah Teala hitap ediyor. İmanı olan insanlara, Rabbim Allah'tır diyenlere, ya eyyühellezine amenu, ey iman getirenler, la tulhikum emvalukum ve la evladukum an zikrillah. Ey iman getirenler, inanan insanlar, ne mallarımız, ne evlatlarımız sizi Allah'ın zikrinden yayındırmasın. Yine Allah Teala cezasını giydiriyor. وَمَنْ يَفْعَلْ ذَٰلِكَ. Kimin malı, mülkü, ailesi Allah'ın ona verdiği nimetler. Onda yok uydu. Allah'ın ona verdiği nimetler onu Allah'ı zikrilemeden yayındırsa فَاُولَٰئِكَ هُمُ الْخَاسِرُونَ. Zeren çekez eyle. Kusurana uğrayanlardır. Ama Allah Teala verdiği nimetler onları yayındırmayan kesler var eder. Onların da hükümünü verir.
وَمَنْ يُوقَ شُحَّ نَفْسِهِ فَاُولَٰئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ Kim nefsinin tamahından korunsa, onlar necat tapanlardır. أَقُولُ مَا تَسْمَعُونَ وَاَسْتَغْفِرُ اللّٰهَ لِي وَلَكُمْ وَلِسَائِلِ الْمُسْلِمِينَ فَاسْتَغْفِرُوهُ اِنَّهُ هُوَ الْغَفُورُ الرَّحِيمُ الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون Hemçinin insan teəccüblənməlidir sabit kalanlara, azanlara yok. Necə ki ilm ehli buyurur. Yehdi men yeşâ'u bi fadlih. Allah Teala istədiyinə öz lütfündən hidayət verir. Ve yudillu men yeşâ'u bi adlih. İstediğini de adaletiyle azdırır. Azdıran da, hidayet veren de Allah'tır. Şeyhülislam İbn-i Teymiye rahimahullah buyurur ki, اَعْزَمُ الْكَرَامَ İnsan için en büyük keramet, لُزُومُ الْاِسْتِقَامَ Onun doğru yolda devamlı şekilde olmasıdır. Ve azdıran sebepler var. En birinci insanın öz nefsi onu meyil elettirir. Gelin görün ne danışırlar. Onlar ne deyirlər. Hansı ki Allah Teala seçindirir. Qadağa eləyib meyil etməyi. Bəzən deyir onlar çox gözəl danışır. Danışanda ağlayır. Hansı ki insanın danışanda ağlaması onun doğru dediyinə dəlil deyil. İmam Qurtubi rahimahullah o zaman ki Yusuf Aleyhisselam'ın kardeşleri hile kurur. Atası Yakup'dan onu aldılar. Ve apardılar oynamak adıyla. Hile kurup kuyuya attılar. Boyun kesip kanın köyneğine sürttüler. Ve sonra geldiler atasının yanına. Allah Teala gelmeyi hallarından haber verin. Nece gelirler? Ve ce'u ebehum işe'en yebkûn. Akşam çağı atalarının yanına ağlaya ağlaya geldiler. Yalan diyecekler. Aldatacaklar. Hile kuracaklar. Ama ağlayırlar. Bu an gösterir ki, ilm ehli buyurur ki, her ağlayanın ağlaması onun doğru dediğine delil değil. İbret, Allah'ın kitabında Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem'in sünnesindedir. Hemçinin azdıran sebeplerden biri de insanın özüne arkayın olmasıdır. Mene hiç ne olmaz. Ben bilirim. Böyle insanlar özünden görürler. Hansı ki sabit eleyen, insana müvaffakiyet veren Allah'tır. Allah Teala peygamberi Allah Teala buyurur. Ve mâ tevfîk illâ billâh. Müvaffakiyetim yalnız Allah'tandır. وَمَا تَوْف۪يقِ اِلَّا بِاللّٰهِ Müvaffakiyetim yalnız Allah'tandır. عَلَيْهِ تَوَكَّلْتُ Ona tevekkül edemişim. وَاِلَيْهِ اُن۪يبِ Üzümü ona taraf göndermişim. Eğer Allah Teala sabit elemese, insan azar. İnsan Allah'ın ona verdiği nimetleri özünden görmemeli. Hemse son olarak Allah subhanahu teala doğru yolda olanlara salam deyip o zaman ki Musa aleyhisselam kardeşi Harun aleyhisselam Allah Teala gönderir Firavun'un yanına devlete ve diyor beni İsrail'i bırak Esselamu ala men itteba el hude doğru yolda olanlara selam olsun alemlerin Rabbi olan Allah yerlerin ve göklerin görünen ve görünmeyen mehlukatı yaradan alimul gaybu ve şehade gizlini başkarı bilen İnna Allahu ala kulli şeyin kadir her şeye kadir olan Allah doğru yolda olanlara selam gönder. Şeyh Said rahimahullah tefsirçi buyurur ey yani men ittebe sıratel mustakim ve ittebe bişşer'il mubin selam olsun o keslere doğru yoldadılar aydın şeriyete tabi olurlar. Onlar için dünyada ve ahirette salamatçılık var. İbadallah. İnnallaha ya'muru bil adl ve ihsan.
وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. Allah Teala ben istedim ki Allah Teala bizi eşitmeyi, faydalanmağı müvaffaq etsin. Allah Teala bizim əmranlığımızı qorusun. Allah Teala bizim başımızı bütün xeyirlərə, bütün haqlara müvaffaq eləsin. Allah Teala ona doğru düzgün qərarlar verməkdə yardım eləsin. Allah Teala onun ətrafını xeyirli insanlarla doldursun. Allah Teala bizim ordumuzu qorusun. Ordumuza güc versin. Onları quvvətli eləsin. Onları düşmənlərin qabağında sabit eləsin. Allah Teala onları bizim əmnamanlığımızı qoruduqları kimi Allah da onları da onların əhlini də qorusun. Allah da onları hər bir tərəfdən hifz eləsin. Aqulu ma tesmaun astaghfirullaha li ve lekum ve li sa'ilil muslimin fastaghfiruhu innehu huvel gafurur rahim.